Herkese merhaba, ben Ceren Koçak, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için an itibariyle Erasmus öğrenim programıyla Lizbon'dayım ve size Lizbon'dan sesleniyorum. Hala bu giriş yapmayı çok seviyorum. 5. ayımdayım ama Lizbon'da olmak duygusu mükemmel bir şey. Şimdi arkadaşlar, açıkçası ben Erasmus sürecimi bitirince size Erasmus'la ilgili bir bilgilendirici içerik serisi çekmeyi planlıyordum. Fakat son bir aydır Instagram'daki DM'im patlıyor. Sürekli işte şunu nasıl yapabilirim, bunu nasıl yapabilirim dedim ki amme hizmeti kraliçesi olarak ben bir video çekeyim ve hepinizin sorusunu bu şekilde cevaplayayım dedim. Ve Instagram'dan bir kutucuk açtım. Siz de sorularınızı bana sordunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de sorularımın hepsini yazdım. Öncelikle size bir şey sormak istiyorum. Hepinizi tebrik ederim. Hem cesaretinizden dolayı, hem çabalarınızdan dolayı, hem vazgeçmediğinizden dolayı. Çünkü Erasmus'u kazanıp üşenip gitmeyen çok var. Cesaret edemeyip gitmeyen çok var. Bu arada biraz rüzgar var. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Umarım ışırtı gelmiyordur. Yani gerçekten çok tebrik ediyorum. Çünkü Erasmus'u kazandıktan sonra o belgeleri toplamak, işte aileyle konuşmak, arkadaşlara veda etmek, o valizi toplayıp 6 ay tek başına yaşamaya cesaret etmek, bunlar kolay şeyler değil. Eğer ki gelmenizde 2 hafta varsa, ki çoğunuzun 2-3 hafta var biliyorum, tebrik ederim. Kendinizle gurur duyun öncelikle. Kendinizi bir alkışlayın. Çünkü şu noktaya geldiyseniz, şu videoyu izliyorsanız ve şu ayrıntılara ihtiyacınız varsa geliyorsunuz demektir. Hoş geldiniz Avrupa'mıza. Bir konuğum var. Neyse, nerede kalmıştım ben? Kendinizi tebrik ediyorsunuz. Kesinlikle kendinizi tebrik edin. Ben sizi tebrik ediyorum. Ve şu sözle lafa başlamak istiyorum. Gerçekten size neyin bekleyeceğini bir cümlede anlatmak istiyorum. Erasmus is not one year in your life. It's your life in one year. Hayatınızda yaşayabileceğiniz bütün deneyimleri gerçekten bir özet halinde programa koyup 6 ayda size yaşatıyorlar. İnanın bana, yani 6 ay önceki sizle bu 6 ay sonraki siz, belki de 1 sene kalacaksınız, 1 sene sonraki siz asla aynı olmayacak ve çok güzel bir yöne değişeceğinize emin olabilirsiniz. Hiç korkmayın. Belge işlerini, bilmem ne işlerini falan bir halledelim. Sonrasında belki buraya gelenlerle buluşuruz falanlar filanlar. Neyse. Şimdi öncelikle ben aslında 2-3 tane video yapmayı planlıyordum. Bu video birazcık acil olduğu için Erasmus'ta işte ilk hafta ya da gelmeden önce alışma süreci falan gibi bir video olacak. O zaman hadi gelin başlayalım. Şu iki soru çok geliyor. Yani büyük ihtimalle bu konuları hallettiniz şu anda ama yine de ben bir üstünden geçeyim. Sigortayı ben Allianz'dan yaptırdım. Bir aile dostumuz vardı, benim eniştem. Onu direkt aradım. Dedim ki ben 6 aylığına öğrenci işte sigortası istiyorum. Çünkü normalde işte 90 günden sonra bir çıkıp girme muhabbetiniz falan oluyor. Direkt ben Erasmus'a gidiyorum. Öğrenci sigortası istiyorum deyince bana direkt öğrenci sigortamı yaptı. Hiçbir sıkıntım olmadı. Geçenlerde hastaneye gittim. Sigortamı kullandım vesaire. Onların acentasında direkt aşağıya açıklamaya yazarım. İstiyorsanız onları arayıp onlardan yaptırabilirsiniz. Fiyat olarak vallahi ben 800-900 gibi bir şey vermiştim diye hatırlıyorum. Ama zamlar malum. Eylül'le şu anın arasında bir uçurum var. O yüzden ya bu videoda size fiyat söylemeyeceğim. Çünkü hayat çok değişti. Yani bunu söyleyeyim. Uçak bileti mevzusu. Ben vizemi almadan önce uçak biletimi almadım. Sadece rezervasyon yaptırmıştım. Sonradan aldım. Nereye gidersem gideyim. Work and Travel'a gideyim. İşte Erasmus'a gideyim. Nereye de bundan sonra gideceksem her zaman genç turdan alıyorum. Ve almaya da devam edeceğim. Çünkü THY'nin kendi sitesine göre daha ucuz fiyat veriyorlar. Nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama böyle. Ve şunu çok sevdim ben. Öğrenci olduğum için, 25 yaşından küçük olduğum için öğrenci paketiyle, yani bir bavul parasıyla benim iki bavul hakkım oldu. Yani toplamda 40 kilo bir bavul, 8 kilo el bagajıyla ben 48 kilo ile geldim buraya. Eğer ki genç turdan alamazsanız THY'de de öğrenci formu doldurup bir öğrenci belgesi falan yükleyip kabul edildiğinde yine bu promosyona yararlanıyorsunuz. Asıl konuya gelelim. Herkes bunu soruyor. Para işleri. Banka hesabını ne yaptın diye. Şimdi şöyle bir durum var. Hayatınızda 2 gün olsun, 3 gün olsun, ne kadar olursa olsun yurt dışında çıkacaksanız kendinize hemen bir TEB Bankası hesabı açıyorsunuz. Bu videoda hiçbir sponsorluk yok. Ben bildiklerimi konuşuyorum. TEB Bankası'nda TL hesabı açıyorsunuz. Ardından yanına bir euro hesabı ve bir dolar hesabı ekliyorsunuz. Direkt cepte TEB'den bedava açıyorsunuz bunları. Yani hiçbir masrafı yok. Beceremezseniz şubeye gidin, TEB'i arayın bilmem ne ama bunları açın. Kenarınızda bulunsun bu hesaplar. Ne olur ne olmaz, bir şey olur yarın öbür gün. Çünkü neden? TEB'in yurt dışında anlaşmalı olduğu bankalar var. Bu mükemmel bir uygulama. Bayılıyorum. Ben Amerika'da da bunu kullanmıştım. Hatta burada İspanya'ya gidince, Belçika'ya gidince falan da kullandım. Anlaşmalı bankalardan hiçbir ücret ödemeden, bir cent dahi ödemeden direkt cash paranızı çekiyorsunuz. Fakat her ülkede anlaşmalı bankası var mı? Portekiz'de yok. Portekiz biraz
böyle bir ülke. Böyle anlaşmalı banka yok. Ama ben yine bir problem yaşamadım. Çünkü her ATM'den çekiyorum. Her 200 euroyu 2 euro bir komisyon ödüyorum. %1. Arkadaşlar hiçbir şeye bu. Gerçekten yani bir düşününce çok az bir komisyon ödüyorsunuz. Peki TEB bankasından işte keşinizi çekiyorsunuz vesaire. Ama TEB bankasında burada POS makinesinde kullandığınızda maalesef TL hesabından otomatikman çekiyor. Euro hesabından parayı çekmiyor. O yüzden o günkü kurla çekiyor. Fakat siz bir kartı buradaki POS cihazında kullanıp euro hesabından çekesin istiyorsanız doğru adres Yapı Kredi. Maalesef ben bunu gelmeden önce bilmiyordum. Artık siz biliyorsunuz. Yapı Kredi'den bir euro hesabı açtığımızda bunun bir uygulaması varmış. Artık bankayla konuşursunuz. Banka kartınızı buradaki POS cihazında kullandığında otomatikman direkt euro hesabından çekiyor. Niye bu daha faydalı? Çünkü kurumuzdan kaynaklı. Bir gün 17, bir gün 14, bir gün 18 bilmem ne. Atıyorum siz taktik yaparsınız. 14'ten euro alırsınız. Sonra euro hesabından o gün 14'ten harcarsınız. Ama bir gün 18 olunca siz de otomatikman TL hesabından TEB'de ödeyince 18'den ödemiş olursunuz vesaire. O yüzden her zaman euro alıp euroyu harcama daha finansal planlamanız açısından da daha sağlıklı oluyor diyebilirim. Peki Türk banka hesaplarını açtınız. Geldiniz buraya. Burada bir hesap açmak istiyorsunuz. Burada bir bankaya gidip hesap açmak zor oluyor. Çünkü her ülke sizden işte Social Security numarası gibi ya da burada NIF deniyor buna. NIF numarası gibi aslında TC numarasına bağlı gibi bir numara bu. Kişisel yaşam numarası. Avrupa Birliği vatandaşı olsaydık maalesef. Avrupa Birliği üyesi olsaydık bizim numaramız geçerli olacaktı ve banka hesabı açabilecektik. Daha direkt kartımızı burada kullanabilecektik. Neyse bu konulara girmiyorum. Fakat bizim NIF numaramız olmadığı için iki tane uygulama var. App Store'dan Revolut ya da N26 uygulamalarını indiriyorsunuz. Bunların ikisi de online dijital bankacılık. Yani bayağı banka. N26 Almanya'ya bağlı. Bayağı Almanya uzantılı bir IBAN'ınız oluyor. Revolut da Polonya'ya bağlı diyebiliyorum. Ben ikisini de açtım bedavaya. İki tane benim online dijital kartım var. Fiziksel olarak gelmesini istiyorsanız shipment fiyatı ödüyorsunuz. 7 veya 10 euro gibi bir şey. Elinizde bildiğiniz kartınızda gözüküyor. Böyle dijital bir hesabınız oluyor sizin. Buna nasıl para yüklüyorsunuz? Herhangi bir Türkiye'deki TL hesabından o an direkt onu euroya çeviriyorsunuz. Yani atıyorum siz takip ettiğinizde TEB'deki euro hesabına euroyu alacağınıza Revolut'takine alırsınız. Ama Revolut'ta şöyle bir şey var. Fiziksel kartı almadan cash para çekemezsiniz. Ama ben Revolut hesabı neden açtım? Şunun için gerekli. Uçak bileti alırken, otobüs bileti alırken, bir şey tiketi alırken internetten online kart gerekiyor. Ve ben de işte TEB'in numarasını yazdığımda TL'den çektiği için ama Euro'dan çekmesini istediğim için hemen bu online'lardan birinin numarasını giriyorum ve oradan direkt Euro çektiriyorum. Daha karlı oluyor. Bence artık banka konusunda profsunuz. Ben gelirken bunların yarısını dahi bilmiyordum. Yani artık para işiniz tamamdır. Bir de kur onun altına düşse neyse. İkinci kriz konu gerçekten bir kriz. Ev tutma krizi. Ben gelmeden önce evimi tutmadım açıkçası. Çünkü ben biraz pimpirikliyim. Evet iki kere Amerika'da kaldım hani Work and Travel'la. Çok temiz yerlerde kalmadım. Ama burada 6 ay kalacağım için bir de birazcık çalışmayacağım. Hani öğrenci hayatı falan olacağı güzel bir evde kalmak istedim. Ve gözlerimle görmek istedim. O yüzden Allah'tan çok şanslıydım. Gelince 3-4 gün arkadaşımın evinde kaldım burada. Oradan kendi evimi tuttum ama siz geç olarak hostelde kalabilirsiniz. Ama geç olarak hostel arkadaş halletmeden bence gelmeden tutun. Benim gibi yapmayın. Size 3 tane site önereceğim. Idealista, Uniplaces ve Spotahome. Şimdi bence en güzel Idealista. Çünkü direkt size ev sahibinin numarasını veriyor. Ev sahibi mesaj atabiliyorsunuz. Veya işte uygulamadan cevap vermiyorsa ben WhatsApp'tan darladım ve direkt bana cevap verdiler ve ben Idealista'dan tuttum. Veya Uniplaces ve Spotahome da çok güzel aslında. Çok daha fazla ev seçeneği var. Ama bu siteler komisyon alıyor. Bir kerelik komisyon alıyor ama Idealista komisyon almıyor. Seçim sizin. Bütün bu sitelere bakın. Hatta başka siteler de var. Her ülkede sitede değişebiliyor bu arada. Ve kendinize uygun olan evi gördüğünüzde işte iletişim kurun vesaire falan filan. Fakat bir püf nokta söyleyeceğim size şimdi. Çoğu zaman her okul, siz okulunuz buradaki değişim kurumunuz bir body atıyor. Ben bunu gelmeden önce yapmadım. Salaklık yaptım. Siz yapmayın. Body'nize mail atın. Body'nizle tanışın. Body'niz size yardım ediyor. Ev tutma konusunda burada birçok insanın gelmeden önce body'leri eve gitmiş. Onların yerine bakmış. Evet bu ev fotoğraflarda gördüğü gibi bunu tutabilirsin demiş. Veya ev sahibimiz bazen İngilizce konuşamayabiliyor. Benim çok komik hikayelerim var. Burada mesela Portekizli bir kadınla. Kadına diyorum ki 3 aylık tutacağım. 3 aylık 3 günlük mü diyor. 3 saatlik mi diyor. Ama 3 aylı diyemiyor mesela. Hani bu kadar İngilizce bilmeyenler var yani. Ben kime 3 months desem 3 deseniz ev tutarken 3 ay olduğunu anlar yani. Herkes anlar. Neyse yani dil konusunda da body'ler yardımcı oluyor arkadaşlar. O yüzden bence body'nizle önce iletişime geçin. Veya çoğunlukla zaten sitelerde göründüğü gibi çıkıyor açıkçası. Bir de son seçenek de Facebook grupları. Her zaman hangi şehre gidiyorsanız gidin o şehirdeki Erasmus Facebook gruplarına girin. Ya da her şekilde o şehrin gruplarına girin. Türklerle olan bilmem ne. Girin ya bedavadan.
Ama Facebook'tan da çok ev tutulan var. Ben çok güvenli bulmuyorum. Çünkü arada ne bir kurum var, ne işte siz paranızı attığınızda şikayet edebileceğiniz bir merci var. Hiçbir şey yok yani. Sokaktan geçen birine euro vermek gibi bir şey. Euro oldu 17. Ben bilmiyorum, sizin tercihiniz. Ben olsam yapmazdım ama çok zor durumdaysanız sizin tercihiniz. Ama benim kişisel seçim. Ev tutma konusunda lokasyon olarak nereleri tutalım diye bana geliyorlar. Genel olarak bütün Avrupa konusunda şu öneriyi vereyim. Arkadaşlar, okulunuza yakın bir yer tutun. Çok mantıklı. Merkeze yakın değil. Okulunuz merkeze uzaksa okula yakın tutun. Çünkü hiçbir zaman gezmek için, partiye gitmek için, arkadaşlarınızla buluşmak için üşenmeyeceksiniz. Ama okula gitmek için üşeneceksiniz. Burada tecrübe konuşuyor. Ben okuluma 2 metroyla, merkeze 1 metroyla gidebiliyorum. Merkeze daha çok giderim diye böyle bir hareket yaptım. Ve ne oldu? Okula gitmeye üşendim. Siz bunu yapmayın. Okulunuza yakın tutun. Ve hani merkeze de metro ile inebilirseniz müthiş olur. Genelde her zaman metro durakları üzerinde bence ev tutun. Çok otobüs durağına güvenmeyin derim ben. Lisbon konusunda hemen kısaca bir bilgi vereyim. Şuraya hemen bir harita gelsin. Şu aşağı kısımda olan Caixa Sodré ve Baixa Chiado, Baixa Chiado diye yazılıyor. Buralar merkez. Buralar biraz daha pahalı. Bence şu ortada kırmızı line'in üzerinde olan São Sebastião, Saldanha, Alameda, Marques de Pombal var. Ve burada böyle Restauradosa doğru inerken böyle bu arada tutabilirsiniz. Bir tık böyle. Şimdi Intendente veya Martin Muniz tarafı bir tık tehlikeli olabiliyor akşamları. Ama Portekiz o kadar güvenli bir ülke ki. Ben gecenin kaçlarında tek başıma bir kadın olarak sokakta yürüdüm. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bir kişi bile dönüp bakmadı. Ben ilk bir ay bunun travmasını yaşadım. Niye kimse bakmıyor ya dedim. Bende bir sıkıntım vardı. Ben çirkin mi gözüküyorum falan modundaydım. O derece bakmıyor. Kimse dönüp bakmıyor. Kimsenin kimse umurunda değil. Ki çoğu Avrupa ülkesinde böyle. Yani tabii ki bazı şehirler yine tehlikeli. Ama Portekiz'de çok rahatsınız. Hiç merak etmeyin. Şimdi evi de tuttunuz. Ne geldi? Bubble hazırlayacaksınız. Bubble konusunda ben size 2-3 tane ipucu verebilirim. Arkadaşlar, kesinlikle çarşaf getirin, evresim takımı. Havlu, bornoz, işte saç havlusu vesaire. Bunları en eskilerini getirin evden. Ben Work and Travel'a giderken de böyle yaptım. En eskilerini getirin ve burada atıp gelin. Böylece çünkü burada da bir şeyler alacaksınız. İster istemez hediyelik alıyorsunuz. Hatıra bir şeyler kalsın diyorsunuz. Ve bavulunuza sığmıyor. Çünkü Erasmus'tan buradan kıyafet almayacaksınız. Yani euro oldu 17. Ben buradan AVM'den çok kıyafetler alışverişi yapacağınızı düşünmüyorum. Para da kazanmayacaksınız burada sonuçta. O yüzden getirdiğiniz şeyi geri götüreceksiniz. Çok yeriniz olmadığı için bazı şeyleri, atabileceğiniz şeyleri bu şekilde en eskilerini getirin, atın yerine yenilerini koyun gibi bir püf nokta var. İkinci getirmeniz gereken şey. Bence gıda konusunda getirmeniz gereken tek şey tarhana. O da niye? Ben hasta olduğumda falan çok hızlı bir şekilde oluyor diye. Şimdi Covid var bilmem ne. Onun dışında işte peyniridir, zeytinidir. Annem benim inatla badem götür, fındık götür. Ya hepsi var. Avrupa'nın medeniyetin ortasındayız. Allah aşkına bademi de var, fındığı da var. Hepsini alabiliyorsunuz gayet de uygun fiyatla. Bunları hiç getirmenize falan gerek yok. Bir tek burada bulamayacağınız tek şey tarhana. Bunu getirebilirsiniz. Ve üçüncü, bence hayat kurtarıcı. Şu arkadan hemen size getiriyorum. Bunu bulan kızlardan yani Allah razı olsun. Suko. Suko'yu bilmiyorsanız Suko'yu hemen alın. Çünkü Avrupa'da musluktan su içilebiliyor. Ve ben sürekli musluklardan buna su doldurup sürekli burada içtim. Ve hiçbir şekilde su parası vermedim. Size yemin ediyorum 5 ayda minimum 100 euro kardayımdır. Minimum. Müthiş bir uygulama. Suko. Özelliğine kağıttan yapıldığı için böyle katlanıyor vesaire falan filan. Yer kaplamıyor. Çok hafif. Suko yani Suko getireceksiniz. Bunun dışında da getirmeniz gereken başka bir şey yok. Defter kalem unutmayın. Ben gelirken unuttum. Başka da bir şey yok gerçekten bavula koymalık böyle bir püf nokta. Bir diğer soru. Bir arkadaşımız sormuş. Havalimanına eve nasıl ulaştın? Ya bu soruyu çok takıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Bu kadar takılacak bir muhabbet değil. Abi Uber. Yani tabii ki en iyi seçenek işte body'niz gelir sizi alır. Ev sahibiniz gelir sizi alır vesaire. Ama bu olmuyorsa anlık Türkiye'deki internetinizi hop bir saniyelik açacaksınız. Bir saniyede Uber'den ev adresinizi çağıracaksınız. Gelecek. Bu kadar yani. Uber dışında FreeNow veya Bolt diye iki tane daha uygulama var burada. Onları kullanabilirsiniz. Bu bence hiç problematik bir soru değil. Havalimanından eve ulaştıktan sonra artık eve geldiniz, yerleştiniz. Ne yapacaksınız? Bence ilk yapmanız gereken şey direkt okulunuzun uluslararası ofisi açıksa direkt okulunuzun uluslararası ofisine gidiyorsunuz ve merhaba ben geldim. Böyle böyle buradayım. Bana yardım eder misiniz? Telefon hattı konusunda, metro kartı konusunda her türlü konuda size yardım ediyorlar. Bana mesela geldiğimde şu defterimi, kalemimi okulum verdi benim. Ben deftersiz kalemsiz gelmişim. Okumaya geldim buraya. Ben kafa bir havada. Ben video editleyeceğim kafasındayım böyle. Her türlü tripodlar geldi, selfie ışıkları geldi. Defter kalem yok. Özür dilerim ama artık var defterim kalem. Okulun işte uluslararası ofisine gidiyorsunuz. Onlar size sonuna kadar yardımcı oluyorlar. Size yardımcı olmadı diyelim. Kötü bir uluslararası ofisi çıktı. Olabilir. Hayat olabilir.
O zaman nereye gidiyorsunuz biliyor musunuz? ESN'e gidiyorsunuz. ESN nedir? Erasmus Student Network. Erasmus'un olduğu her şehirde bu network var. Genelde eskiden Erasmus'a katılmış öğrenciler gönüllü olarak size yardım ediyorlar. Etkinlikler düzenliyorlar ya da ESN çok büyük bir kurum olduğu için. Yani Türkiye'de de var bu, bütün Avrupa'daki. Düşünsenize Erasmus'un olduğu şehirlerde var. Çok güzel böyle indirimler vesaireler sağlıyor size. ESN'e gittiğinizde yapabileceğiniz bir başka şey de bir ESN kartı var. Ben 15 euroya aldım. Arkadan 1 lira geçiyor. Ryanair'da, Flixbus'ta, hostellerde, orada lokal, ben mesela ESN Lisbon kartı aldım. İşte Lisbon'daki bütün kafelerde, restoranlarda, hediyelik eşyacılarda bir sürü yerde indirim sağlıyor vesaire. Siz o verdiğiniz 15 euroyu yani her şekilde çıkartıyorsunuz diyebilirim. ESN kartını almanızı kesinlikle öneririm. ESN dışında bizim burada atıyorum İELEL veya Study in Lisbon'da iki tane daha kurum vardı. Kesin sizin olduğunuz şehirlerde de böyle kurumlar olacak. Bunlar ESN'in yaptığı etkinliklerin aynısını yapıyorlar. Genellikle fiyatları da aynı oluyor. Bazı öğrenciler onu almayı tercih ediyor. Bazı öğrenciler ESN'i almayı tercih ediyor. Ben ESN klasik olan diye klasiği aldım. Ama İELEL'in ESN'den farkı neydi? Hiçbir farkı yoktu. Bazı etkinlikler 1-2 euro daha pahalıydı. Daha ucuz olanı da vardı. Belli bir kesim oraya gitti, belli bir kesim buraya gitti ve insanlar ayrıldı. İELEL insanları birlikte arkadaş oldu. ESN'ciler birlikte arkadaş oldu, tanıştı falanlar filanlar. Yani bu şekilde aslında biraz kaderinizi belirliyorsunuz. O yüzden iyi seçin. Ama pek de bir farkı yok diyebilirim. Geldik. Biri çok güzel bir soru sormuş. Nasıl arkadaş edindin diye. Şimdi size şundan bahsedeyim. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar ben depresyondaydım. Çok net depresyondaydım. Allah'tan geldiğimde bahsettiğim gibi arkadaşımın evinde kaldım. Sonrasında kendi odama yerleştim. 3-4 gün sonra. Eşyalarımı yerleştirdim. Ailemi aradım, arkadaşlarımı aradım ve sonra durdum. Dedim ki hadi bakalım geldim. Geldin yani. Evet. Hadi bakalım. Ne oluyordu? Hani ne yapacağız? Moduna girdim böyle. Kimseyi tanımıyorsunuz. Yani bir arkadaşım şöyle anlatmıştı. Seni alıyorlar. Bir yerden bir yere koyuyorlar. Hadi bakalım yaşa. Herkes için çok zor. Eğer ki hiç zorlanmayacaksınız, zorlanmadıysanız helal olsun. Size gerçekten gurur duyuyorum. Ama zorlanıyorsanız da şu an beni izlerken ya da zorlanacaksanız da korkmayın. Hepimiz oldu. Şimdi ilk başta geldiğinizde ilk 2-3 gün ya da ilk bir hafta böyle tapa oluşuyorsunuz. Of işte Lisbon'dayım be. Of Berlin'deyim, Amsterdam'dayım, of Madrid'deyim, Barcelona'dayım, Valencia'dayım. Böyle buradasınız. Sonra birdenbire şey oluyor. Çok normal. Gerçekten çok normal. Hiç merak etmeyin. Atlatacaksınız. Ben bir gün cesaretimi topladım. Dedim ki tamam ESN kartım vardı zaten. Şimdi ESN etkinlikler düzenliyordu ve para ödüyordunuz buna. İşte tanışma yemeği, ne bileyim cooking workshop'ı, ne bileyim işte pub crawl'u vesaire. Ben ilk başta çok para ödemek istemedim. Ama dedim ki nasıl arkadaş edineceksin? Okula gittim, oryantasyon programında bir tane bile arkadaş edinemedim. Herkes birbiriyle takılıyor. Almanlar Almanlarla, İtalyanlar İtalyanlarla. Türk de yok. İki tane falan var. Sonra ben bir gün bir şey oldu kadar cooking workshop'unda normalde bilet kalmamıştı. Son dakika biri sattı mı o bileti? Ben o bileti aldım. Orada 4-5 kişiyle tanıştım. Ve inanın bana kırılma noktam oydu. Belli bir noktada kırılma noktası yaşayacaksınız. Bu çok normal. Orada o kişilerle tanıştıktan sonra dedim ki evet oluyor, yapabiliyorsun. İlk başta herkes zaten arkadaş edinmek için ESN etkinliklerine gidiyor. Sonrasında kimse gitmiyor. Ben 4-5 tane etkinliğe para ödedim. ESN etkinliklerine gittim. Farklı farklı insanlarla tanıştım. İşte farklı farklı WhatsApp grupları oldu, klasik. Bazılarıyla görüşmeye devam ettim. Bazılarıyla devam etmedim. Bir de onlara ihtiyaç duymadan açıkçası kendimiz buluştuk. O yüzden ilk 3-4 etkinlik için bence o paraları verip etkinliklere gidin derim. En yakın arkadaşımla ESN'in ücretsiz böyle parkta bir tane chill out etkinliği vardı. Orada birbirimize merhaba merhaba dedik. Aynı Emily in Paris'teki iki bestenin tanışma sahnesi gibi. Parkta böyle merhaba merhaba dedik. Birbirimize konuşmaya başladı. Ve en yakın arkadaşım. Ruh eşimi buldum yani diyebilirim. Les. Eğer vloglarımı izlediyseniz Les'i biliyorsunuzdur zaten. Yani böyle arkadaş ediniliyor. Hava biraz soğudu, kararıyor. Hemen videoyu bitirelim. Şimdi birisi sormuş, demiş ki aylık geçim masrafı ne kadar? Çok güzel bir soru. Şehirden şehire kesinlikle değişiyor. Ben size Lisbon masrafımı söyleyebilirim. Ortalama diğer şehirlerde duyduklarımı söyleyeceğim. Ev kiram benim 320 euro. Benim odam biraz daha küçük olduğu için 320 veriyorum. Diğer ev arkadaşlarım 350 veriyor. Bazıları burada 400 veriyor. 500 veren var, 550 veren var. Kendine ait ev tutup 1000, 1200, 1300 veren de var. Aslında bunların hepsi sizin bütçenize bağlı. Fakat gerçekten 300'den düşük ev bulursanız helal olsun. Çok zor. Hani Lisbon'da da zor. Diğer ülkelerde zaten çok zor. Portekiz diğerlerine göre biraz daha ucuz bir ülke. Yani bu Almanya'da, Hollanda'da 500'lerden 600'lerden başlıyor arkadaşlar. Ev kirasını zaten sitelerden bakıp anlayabilirsiniz. Bunun dışında aylık masrafınız. Ben markete kişi başı aylık masraf olarak 50 euro ödüyorum. 50 ve 60 arası tutuyor. Hiçbir ayda 60 euroya geçmiyor. Her türlü ton balığımı da alıyorum, sardalyamı da alıyorum.
hiçbir şekilde marketimden kısmıyorum. Aylık 17 euro telefon paketimi ödüyorum. Burada bir kampanya vardı. İlk 3 ay 10 euro ödedim. Devamında her ay 17 euro şeklinde ilerledi. Artık siz bunları hesaplarsınız aylık masraflarımı. Aylık bir ulaşım kartım var. Buna da ben 40 euro ödüyorum. 40 euroya bütün böyle Lizbon dışındaki belli buradaki şehirleri de gezebiliyorum böyle. Fakat sadece Lizbon içi ödersem 30 euro ödüyorum. Başka aylık sabit bir masrafım yok. Aylık böyle bir ticket alıyorum sürekli aynı yerden Flixbus'a da şuraya gideyim falan diye. Artık cebimde kalan parayla da travel'larımı hesap etmeye çalışıyorum diyebilirim. Şey soruları geliyor işte şu travel'ında ne kadar harcadın? Ortalama bir travel masrafı arkadaşlar gideceğiniz şehre göre çok değişir. Atıyorum ben Endülüs'e gittim. Çok değişken. Amsterdam'a gittim. Çok değişken. Atıyorum siz Lizbon'a gelirsiniz. Çok daha uygun fiyatlı. Yani Amsterdam'la Lizbon'daki travel masrafınızı kıyaslayamazsınız bile. Bu şekilde özetleyebilirim. Bir soru daha gelmiş. Erasmus'tayken çalışılabilir mi? Ülkesine göre değişir. Portekiz'de çalışma izniniz yok. Fakat Almanya gittiğinizde belli bir saat çalışma izniniz var. Atıyorum okulunuzun kütüphanesinde vesaire çalışabiliyorsunuz. Bunu bence uluslararası ofisinize direkt bir mesaj atın. Uluslararası ofis size ne cevap verirse bunu yapın. Kaçaktan çalışabilir misiniz? Evet. Yani atıyorum ben burada bir Hint restoranıyla konuşmuştum. İşte garsonluk yapacağım vesaire. Ama size biraz daha düşük bir ücret ödüyorlar. Ve bu Amerika'daki kadar rahat bir kaçak çalışma değil. Yani Avrupa'da öyle rahat rahat kaçak çalışamazsınız. Çoğu insan çalıştırmak istemez. Hele de biz Türk olduğumuz için herhangi bir banka hesabı açma konusunda da işte bu NIF numaramız veya benzer sosyal güvenlik numaralarımız Avrupa Birliği'nde geçerli olmadığı için ve biz vergi veremediğimiz için bizi çalıştıramıyorlar. Teleperformans sitesi var. Kendi dilinizde işte Türklere bu teleperformans sitesinde telefon karşısında yardım ediyorsunuz. İtalyanlar, İspanyollar, herkes bu işe girebiliyor ve kendi dilinde konuşuyor ve çok da iyi bir saatlik ücret alıyorlar. Bir tek biz Türkler giremiyoruz çünkü bizim çalışma iznimiz yok. Çünkü biz Avrupa Birliği içerisinde değiliz. Dolduğum bir konu bu. Neyse bu konuyu geçiyoruz. Covid durumları nasıl? Gezi rotaları vesaire. Şimdi Covid durumlarını ben şuradan kontrol ediyorum. Google'a direkt şunu yazıyorum. THY Covid Rules ve sahip olduğunuz pasaportun ülkesi. Hangi ülkeden gideceğinizi seçiyorsunuz ve harita üzerinde hangi ülkenin ne istediğini gösteriyor. Test mi istiyor? Karantina mı istiyor? Hiçbir şey istemiyor mu? Vesaire renklerle böyle bunu gösteriyor. O ülkenin üstüne tıkladığınızda o ülkenin kendi web sitesine gidip güncel olarak durumu yine siz kendinizde kontrol edebiliyorsunuz. Bence mükemmel bir hizmet. THY'nin sitesi dışında Ryanair'in sitesinde de güncel bilgiler yazıyor. Veya app var arkadaşlar. Yeni çıktı bu app. Aşağıya yazacağım. TripScout indirip orada yer alan şehirlerdeki güncel Covid durumlarını görebilirsiniz. Fakat bu tabii ki bir app. Ben onun yerine THY ile veya Ryanair'e daha çok güveniyorum. Evet, kamera kalitemiz tam olarak yarıya düştü. Çünkü kameramın şarjı bitti. Fakat ben de zaten videoyu kapatıyordum. Son olarak birisi sormuş. Geziler için püf noktaların nelerdir diye. Ben her zaman Ryanair'dan uçak bileti alıyorum. Ama Ryanair gibi bir tane daha ucuz bir uçak firması var ki Wizz Air diye geçiyor. İkisini de kontrol edin. Otobüs olarak her zaman Flixbus kullanıyorum. Ama atıyorum İspanya'da Flixbus hiç yaygın değil. Çünkü kendi ulaşım firmaları var. Alsa diye geçiyor. Ama Amsterdam'da, Belçika'da, Almanya'da vesaire Flixbus çok yaygın. Peki atıyorum Alsa'nın İspanya'da yaygın olduğunu nereden öğrendim? Roamtrio'ya direkt nereden nereye gitmek istediğinizi yazıyorsunuz. Tren, uçak, otobüs, birinin arabasıyla gitme uygulamaları falan böyle bir sürü seçeneği gösterip size fiyatlarını gösterip hepsini kıyaslıyor. Müthiş bir site. Bunu kesinlikle kullanın. Tabii ki biliyorsunuzdur. Uçak bileti kıyaslamada da SkyCenter kullanıyorum arada. ESN kartınızdaki Ryanair ve Flixbus indirimini unutmayın. Ay bu kadar. Bu video bu kadar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben çok keyif aldım gerçekten. Erasmus'undaki çok önemli noktaları size anlattığımı düşünüyorum. Hepinizi tekrardan çok tebrik ederim. Şimdiden hoş geldiniz. Çok güzel bir Erasmus sizi bekliyor. Her an anınızın tadını çıkarın. Evde durmayın. Evde duracağınıza gidin parkta oturun. Etrafa bakın. Çünkü belki de o şehre ilk defa ve son defa geliyorsunuz. Bunu unutmayın. Hayatınızın tadını çıkarın. En güzel zamanlarındasınız. Benim dönmeme çok az kaldı. Çok duygusalım. Ağlayacağım şimdi şu videonun sonunda diye çok korkuyorum ama anınızın tadını çıkarın. Gerçekten çok şanslısınız. Çok. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Artık kanalıma abone olmazsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve zile basarsanız bir sonraki gelecek videoları takip edebilirsiniz. Anlık olarak ne yapıyorum, ne ediyorum diye merak ediyorsanız da Instagram'ıma beklerim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Haftaya güzel bir travel vlogu geliyor. Sürpriz başka bir ülkeden. Bu da size bir spoiler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum şimdiden.